Merhaba sevgili arkadaşlar bugünkü tekrar videomuzda çağdaş Türk tarihi iki, e, iki savaş arasındaki dünya ve ikinci dünya savaşı ünitelerini hızlı bir şekilde neler bilmemiz gerekiyor sınava yakın buradaki özellikle bazı çıkabilecek kavramları görerek e, tekrar edeceğiz. Hemen şöyle baktığımızda ilk ünitemiz iki savaş arasında dünya iki küresel savaş arasında dünya birinci dünya savaşından sonraki gelişmeler biz biliyoruz ki ikinci dünya savaşına sebep oldu. Önemli gelişmeler var burada arkadaşlar. Öncelikle barışı koruma çabalarından e, şu kavramları bilmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Paris Barış Konferansı'nda Milletler Cemiyeti kuruldu. Hemen birkaç kavramları söyleyelim. Wilson ilkelerinde çağrısı yapılmıştı Milletler Cemiyeti'nin. Paris Barış Konferansı'nda kuruldu. Fakat ABD ve SSCB'nin üye olmaması daha baştan bu cemiyetin sakat doğmasına sebep oldu. Hani yeterli olarak barışı koruyamadı diyoruz. Hatta arkadaşlar bakın şöyle bir yorum da yapılır. Hem 2. Dünya Savaşı'nın çıkması hem de 1. Dünya Savaşı'ndan sonra kurtuluş savaşının çıkması Milletler Cemiyeti'nin barışı koruma noktasında yeterli olmadığını gösteren önemli kanıtlardır. Bunlara dikkat edin. Lokarno Antlaşması var 1925'te. Nedir? Aslında bu Lokarno Antlaşması e, Almanya biliyorsunuz Versay Antlaşmasında çok fazla ezilmişti. Hatta 1. Dünya Savaşından sonraki en ağır antlaşma Versay'dı. Biz de bu yüzden deriz ki 2. Dünya Savaşı'na sebep olan ana etmenlerden birisi Versay Antlaşması'dır. Almanya Versay zincirinden kurtulmak için aslında gitgide hırçınlaşmış, Hitler ortaya çıkmış ve 2. Dünya Savaşı'na yol almıştır diyorduk. Bu Locarno Antlaşması işte Fransa'nın her şeye rağmen Almanya'yı kontrol altında tutmak, bir bakıma işte Almanya'yı içlerine alarak Kontrol altında tutmak için bir çabasıdır aslında. Barışçı çözümler istiyorlar. İşte e, sorunları barışçı yollarla çözelim. Savaşa başvurmayalım diyorlar. Kimler var? Almanya, Fransa, İngiltere, Belçika, Polonya, Çekoslovakya, İtalya var. E, sorulması zor ihtimal arkadaşlar. Hani soruların içinde geçebilir. Biz şunu iyi bilelim. Locarno Antlaşması'nda Türkiye yok. Bu antlaşmaya Almanya dahil edilmiş. Almanya bu antlaşmaya dahil edildikten sonra da milletler cemiyetine üye yapılmıştır. Bunlara dikkat. Briant Kellogg Paktı var arkadaşlar. Briant Kellogg Paktı da yine savaşı sorunları çözme aracı değil barışçıl yollarla sorunların çözülmesi işbirliğine gidilmesi için bir bakıma Fransa Dışişleri ve ABD Dışişleri Bakanlarının arkadaşlar ortaya attığı bir paktır bu. Türkiye bu pakta var arkadaşlar. Hani Avrupa ülkeleri var, Türkiye de var. Bu yüzden gelebilir. Hatta 1928'de pakt kuruluyor. Türkiye 1929'da bu pakta Sovyetler Birliği ile birlikte katılıyor arkadaşlar. Litvino protokolü dikkat. Briand Kellogg Paktının bir bakıma doğudaki ya da işte Sovyet yanlısı bir takım hükümetlerle imzalanmasıdır. Bunda SSCB, Polonya, Estonya, Letonya, Romanya, Türkiye var. Dikkat ederseniz genelde Doğu Avrupa ülkeleri. Bu ülkeler arasında Briand Kellogg Paktına benzer bir işbirliği anlaşması yapılıyor. Bunda da Türkiye var. Bakın dikkat edin. Burada çok önemli bilmemiz gereken Locarno'da Türkiye yok. Özellikle Türkiye'nin dahil olduğu olmadığı çabalar sorulabilir. Bunlar önemlidir. Briand Kellogg ve Litvino protokolünde Türkiye var. Silahsızlanma çabaları var 1. Dünya Savaşı'ndan sonra. Silahsızlanma ile ilgili ilk çağrı da arkadaşlar Wilson prensiplerinde yapılmıştı hatırlayın. Ve bundan sonraki süreçte işte 1922'de 30'lu yıllarda Washington, Cenevre ve Londra'da silahlan, silahsızlanma adına konferanslar düzenlenmiştir. Özellikle deniz alanında e, Japonya'nın vesaire hızla silahlanması batılı devletleri rahatsız etmiştir. Bu şekilde bir takım çabalar içine girmişlerdir. Sevgili arkadaşlar geldik şimdi SSCB hani iki savaş arasında bir takım totaliter rejimlerin nasıl yayıldığına bakacağız. Sovyetler Birliği'nde hatırlarsanız 1. Dünya Savaşı devam ederken Bolşevik ihtilali çıkmıştı. Arkadaşlar Bolşevik ihtilalinde Bolşevikler komünist taraf çoğunluk Menşevikler kral yanlıları olarak geçer. Daha doğrusu Bolşevikler Komünizmi benimseyenler, menşevikler, krallığı benimseyenler. Bu ikisi arasında 3 yıl kadar süren bir iç savaş olacak. Sonra Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, Lenin önderliğinde ortaya çıkacak. Bakın dikkat, Lenin arkadaşlar. Lenin... Bu mücadeleden sonra Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ni kurunca NEP adıyla bir politika izleyerek bir bakıma ekonomik çöküntüleri aşmaya çalışmıştır. Bu NEP'in arkadaşlar açıklaması işte açılımı daha doğrusu yeni ekonomi politikası demek. Hatta ne ekonomika politika diye bir ismi var. Burada özel sermayeye ve özel mülklere kısmen izin verilir. Devlet ağır yatırımları yapar. Fabrikaları, işte bankaları vesaire devlet üstlenir. Fakat küçük işletmelere izin verir. Lenin 1923'te öldükten sonra arkadaşlar Lenin'in yerine geçen Stalin ise tamamen devlet kontrolünde bir ekonomi uygulamıştır. Onun uyguladığı ekonomi politikasına da biz kolektifleştirme politikası diyoruz. Hem tarımda hem de sanayide tamamen devlet kontrolünde işte köylerde kolektif çiftlikler kurmak, şehirlerde yine bütün sanayiyi devletin eline alması gibi bir yapılaşmaya gidiyor. Yani Lenin'in biraz daha zıttı komünist ekonomiyi tam anlamıyla bir bakıma katı anlamda Stalin uyguluyor. Sevgili arkadaşlar bakın ÖSYM Lenin'in ve Stalin'in politikalarını sorabilir. Bunlara dikkat edin. Stalin arkadaşlar 1953'e kadar iktidarda kalacak. Ölene kadar ve Stalin gerçek manada hani bu bizim bildiğimiz katı Doğu bloku dediğimiz o blok sert Sovyet Sosyalist Demir Perde dediğimiz Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ni ortaya çıkartacaktır. Bir de Sovyetler Birliği'nde yani SSCB'de Türklerin durumu var ki buradan özellikle arkadaşlar basmacı hareketi daha önce gelmişti. Türkler aslında SSCB döneminden çok önce 18. yüzyıldan beri Rusların artık Kafkasya'ya indiği, e, Türkistan'a yayılmaya başladığı dönemden beri belli mücadeleler veriyorlar arkadaşlar. Burada ilk dikkat etmeniz gereken 18. yüzyılda özellikle Çeçenler arasında ortaya çıkan Gazavat hareketidir ki bu senenin ciddi soru adayı olabilir bu gazavat hareketi. Gazavat hareketine Ruslar müridizm hareketi diyor. Bu hareket tasavvuf temelli, din temelli bir hareket. Bu hareketin 19. yüzyıldaki en büyük e, efsanevi lideri Şeyh Şamil. 20. yüzyılda ise Cihar Tudayev biliyorsunuz e, Çeçenistan'ın o meşhur Ruslarla mücadelesini vermiş. Hatta bir dönem özel Çeçenistan Cumhuriyeti ortaya çıkmış. Fakat e, 2000'li yıllara doğru geldiğimizde bu e, Çeçen mücadelesi de e, Ruslar tarafından bastırılmıştır. Bunlar önemli liderler. Burada Şeyh Şamil'i ya da olayın tanımını verip işte 18. yüzyılda ortaya çıkmış. Özellikle Çeçenler arasında e, tasavvuf temelli, dini temelli olarak gelişen hareket hangisidir gibi bir soru gelebilir. Buna dikkat edin. Yine 1916 yılında Türkistan Milli İstiklal Ayaklanması var. Bu Milli İstiklal Ayaklanması'nda arkadaşlar özellikle Zeki Velidi Togan'ın çok önemli rolü vardır. Türkistan Milli Hareketi'nde zaten e, birazdan söyleyeceğiz. Basmacı hareketinin de önemli önderlerinden biri Zeki Velidi Togan'dır. Basmacı hareketi ise baskın yapan anlamında Türklerin örgütlenmesi tam olarak işte ne zaman ortaya çıktı ne zaman son buldu bilinmiyor ama yaklaşık olarak arkadaşlar akademik kaynaklar ne yazıyor 1918'de ortaya çıkar 1935'te artık tamamen bastırıldı diyorlar. Korbaşı Ergaş. Bakın ilk ortaya çıkışı Korbaşı Ergaş. Zirve yapışı Enver Paşa. Enver Paşa 1. Dünya Savaşı sonrası hareketin başına geçiyor. Bu dönemde Enver Paşa'nın ölümüne kadar bu 2-3 yıllık sürede arkadaşlar bu e, basmacı hareketi zirve yapacak. Ciddi mücadele edecektir. Yine Zeki Velidi Togan Türkistan'da Baş Kürdistan adıyla kurulan çok kısa süreli cumhuriyetin cumhurbaşkanlığını yapmış ünlü tarihçidir bu Zeki Velidy Tokan. Zaten daha sonra Atatürk'ün e, davetiyle Türkiye'ye gelmiş. Türkiye'de hem Türk Tarih Kurumu hem de İstanbul Üniversitesi'nde çalışmalar yapmış ordinarius profesör bir tarihçiden bahsediyoruz. Yine Türkistan'da milli e, daha doğrusu Azerbaycan'da bakın bu milli azatlık hareketi var. Azerbaycan'da e, Mehmet Emin Resulzade arkadaşlar bu milli azatlık hareketinde önderlerinden bir dönem kısa bir süre e, bağımsız Azerbaycan cumhuriyeti kurulacak fakat sonra bu cumhuriyet yine Sovyet sosyalist cumhuriyetler birliğine bağlanacaktır azatlık hareketini Azerbaycan'la bağlantılı olarak sorabilirler. Gelelim Orta Doğu'ya. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Orta Doğu'da durum ne? Arkadaşlar bakın Orta Doğu'dan ÖSYM'e her zaman soru sorabiliyor. Orta Doğu'da Manda yönetimleri ortaya çıktı biliyorsunuz. Manda ve Himaye yönetimleri. Bu Manda ve Himaye arkadaşlar sömürgeciliğin aslında yeni adı. Özellikle Wilson prensiplerinde e, yenen devletler yenilenlerden toprak almayacak gibi bir hüküm olunca bir bakıma hem Wilson'u kızdırmak istemeyen Avrupalı devletler hem de isteklerine ulaşmak için ne yapıyorlar Manda ve himaye fikrini geliştiriyorlar e, Paris Barış Konferansında bu fikir nedir kendi kendini yönetemeyen ülkeleri bir süre Batılı devletlerin bir bakıma tırnak içinde söylüyorum demokrasi getirmek onlara yönetimi öğretmek adına yönetmesi öyle adlandırıyorlar. Ve unutmayın arkadaşlar e, dikkat Saiz Picot, Mcmahon ve Balfour hatta bugüne kadar gelen Orta Doğu'daki sorunların, Orta Doğu'daki yapılanmanın ortaya çıkmasını sağlayan bir takım paktlar ve anlaşmalar. Biliyorsunuz Saiz Picot İngiltere ve Fransa'nın Orta Doğu'yu daha savaş devam ederken e, bir bakıma parselleme antlaşmasıdır. MacMahon ise İngiliz e, İngiltere'nin Mısır valisi ile e, Arap Arapların anlaşmasıdır ki Araplara burada siz Türklere karşı işte Osmanlı'ya karşı ayaklanın biz de size bir krallık kuralım sözü verilmiş. Bu anlaşmalardan sonra zaten McMahon'dan sonra özellikle Araplar e büyük oranda Osmanlı'ya karşı harekete geçmişler. Yani Arap milliyetçiliği ümmetçiliğin önüne geçmiştir. Bir de Balfour gizli bir anlaşma değil ama yine bugüne kadar gelen Orta Doğu'nun şekillenmesinde etkili olmuştur. Bakın buradan şöyle bir soru sorabilir. 1-2-3 diye bunlardan verir. Üçünü verir mesela. Der ki yukarıdakilerden hangileri 1. Dünya Savaşı sonrası süreçte Orta Doğu'nun şekillenmesinde etkili olmuştur der. Biliyorsunuz Balfour'da İsrail'in kuruluşuna giden yolu açık. Çan deklarasyondur. Bu da İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı deklarasyondur. Bir bakıma biz Filistin'de Yahudilere bir yurt vermeyi istiyoruz. Yurt edindirmek istiyoruz demişlerdir. Sevgili arkadaşlar. Şöyle bir soru da gelebilir. İşte 1-2-3 diye öncüllü de verebilir. Veya doğrudan aşağıdakilerden hangisi? birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngiltere mandası arasındaki Orta Doğu'daki ülkelerden, bölgelerden biri değildir gibi soru gelebilir. Bunlara dikkat. Irak, Mısır, Arabistan, Yemen, Ürdün ve Filistin. Filistin'de aslında uluslararası bir güç de var. Hani sadece İngiltere değil ama asıl sorumlu burada İngiltere. Bu ülkeler İngiliz mandasına girmiş. Suriye ve Lübnan ise Fransa mandasında bulunmuştur. Bunları kesinlikle unutmayalım. Orta Doğu'da durum bu. Gelelim Japonya'ya. Arkadaşlar Japonya dediğimizde aklımıza doğrudan Meiji idaresi, Meiji idaresi, Meiji restorasyonu ya da Aydınlar dönemi gelmeli. Bu hareketin aslında temeli 1860'lara kadar gidiyor. 1860'larda Meiji Hanedanı'nın ilk kralının zamanında Japonya'da arkadaşlar bir dönüşüm yaşanıyor. Nedir bu dönüşüm? İşte ıslahatlar yapıyorlar, devrimler yapıyorlar. Hatta çok kısa olayın hikayesini anlatayım e, 19. yüzyılda dünyadaki o sömürgecilik yarışında bir gün Tokyo limanına bir Amerikan filosu geliyor. Bildiğiniz Amerikan donanması Tokyo limanına demirliyor ve krala bir mektup götürüyor. Daha doğrusu Japon imparatoruna bir mektup götürüyor. Mektup aynen şöyle diyor ki kardeşim biz dost Amerikalılarız. Ta uzaklardan işte donanmamızla beraber geldik. E bütün limanlarınızı bizim ticaret gemilerimize açmazsanız, işte bu dostluk bozulur. Bak işte donanmamızda burada bir bakıma gözdağı veriyorlar. Japonya o dönemde içine kapalı bir topluluk. Feodal sistemle bir bakıma içeride ilişkiler dönüyor. Sanayileşmemiş bir topluluk. Çağdaşlaşmamış bir topluluk. İşte tam bu süreçte Japonlar şunu anlıyorlar. Diyorlar ki biz Batı'yı, Batı'nın teknolojisini alarak ancak yenebiliriz. Onlar gibi kendimizi geliştirirsek sanayide işte teknikte bilimde onlara kafa tutabiliriz diyorlar. İşte bu da Meiji dönemiyle başlıyor. Yaklaşık 50 yıllık bir dönem. 1860'larda başlayıp 1900'lerin başına geldiğinde artık kabına sığmayan bir Japonya görüyoruz. Japonya ne yapıyor bu süreçte? Meiji restorasyonunda arkadaşlar ilk öğretimi zorunlu hale getiriyor. Feodaliteyi tasfiye ediyor. Meşruti yönetime yani anayasalı yönetime geçiyor. Batıya bir takım askeri öğrenciler, öğrenciler yollayarak batının tekniğini vesaire öğreniyor. Geliyor bunların hepsini kullanıyor. İşte hukukunu geliştiriyor vesaire derken bir zaman geliyor yaklaşık 1900'lere geldiğinde bu sefer kendi kabına sığmıyor bir ada ülkesi olarak diyor ki ben Çin'den, Mançurya'dan, Kore'den toprak almalıyım. Yani sömürülmek istenen bir ülke iken 1900'lerin başından itibaren artık Asya ana göz dikmiş sömürgeci bir zihniyete bürünüyor. İşte bu da Japonya'nın gelişmesidir ve 2. Dünya Savaşı'na giden süreçte unutmayın 2. Dünya Savaşı'na giden süreçte iki tane politika geliştiriyor. Birisi e, söylemlerinden, politikalarından birincisi Asya Asyalılarındır. Yani batılı sömürgeciler buradan çekilip gitsin Asya Asyalılarındır. E, politikası. İkincisi de ortak refah alanı. Yani ben diyor ham madde ihtiyacımı Çin'den de karşılayabilmeliyim. Mançurya dediğimiz Kore'den de karşılayabilmeliyim. Oralara göz dikiyor. İşte bu politikalarda bizim uzak doğuda savaşa götürecektir. Hatta Japonya arkadaşlar dikkat 1905'te Batılı bir devleti yenen ilk Asyalı devlet olacaktır. Rusya'yı Çin bölgesinde yenilgiye uğratacaktır. Buradaki Mançurya bölgesinde pardon, yenilgiye uğratacaktır. Bu da onun daha da güçlenmesini işte Asya'daki diğer topluluklara da örnek olmasını sağlayacaktır. Peki Almanya'da durum ne? Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra arkadaşlar Almanya'yı ben hep şuna benzetirim. Bir kedi normal şartlarda insana saldırmaz. Bakın kedi normal şartlarda insana saldırmaz. Daha doğrusu hiçbir hayvan normal şartlarda insana saldırmaz. Yani ya karnı çok aç olacak bu saldırgan yaban hayvanları bile her neyse biz kediden örnek verelim. Bir kediyi hiç kaçamayacak bir şekilde bir köşeye sıkıştırırsanız o size saldırmak zorunda kalacaktır. Aslında Almanya'nın durumu biraz buna benziyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıktıktan sonra Versay gibi çok ağır bir antlaşma imzalandı. Yani bu Versay arkadaşlar, ben size nasıl anlatayım hani Osmanlı'da da hep anlatıyoruz Sevr diye e, hukuken de e, ka, işte milli açıdan da uluslararası açıdan da geçersiz olan bir anlaşma var ya. Sevr'in içeriğini düşünün. Sevr'in Biraz daha ağır halini düşünün. Nasıl ki Sevr'de Osmanlı'nın her şeyine el koyuyorlar, görünürde size bir devlet bırakıyorlar ama e, bu sadece görünürde, kağıt üzerinde adı olan bir devlet. Her türlü kaynağınızı onlar kullanıyor. Siz bir bakıma tam sömürge haline geliyorsunuz. İşte Versay'da da bu var. E, dolayısıyla Almanya 1. Dünya Savaşı'ndan sonra ana hedef olarak Versay zincirlerini kırmaya çalışıyor. Halk bunu almış durumda. Tam bu süreçte işte nasyonal sosyalizm yani nazizm ortaya çıkıyor. Yani Hitler ortaya çıkıyor arkadaşlar. Hitler'in Alman halkına yönelik özellikle diğer dünyaya kendini ezenlere yönelik nefret söylemleri onu zirveye taşıyacaktır. Ve e, nasyonal sosyalizm dediğimiz Alman milliyetçiliği ve sosyalizmin karışımı bir durum. Bunu direkt komünizmle karıştırmayalım arkadaşlar. Alman ırkının üstünlüğüne dayalı bir sistem kurmak üzere saldırgan bir politikayla ortaya çıkacaktır. Politikası ne peki 2. Dünya Savaşı'na giderken? Hayat sahası. Nedir hayat sahası? Avrupa'daki ekonomik kaynakların tamamı özellikle Alman halkı için kullanılabilmelidir. Asıl özünde bu var arkadaşlar. Ve kahverengi gömlekliler özellikle bu SA diye zaten yazılır simgeleri de var bunların. Adolf Hitler'in destekçisi olan bir bakıma doğrudan nazilere bağlı bir güvenlik ya da askeri ya da işte polis gücü olarak söyleyebiliriz. İşte Almanya'da da nasyonel sosyalizm ortaya çıktı. Bakın dikkat edin SSCB, Japonya, Almanya ve hatta İtalya bunların hepsinde totaliter rejimler artık ağırlık kazanmaya başlayacak. Yani insanlar ezildikçe totaliter rejimlere sığınıp nefretler ön plana çıkacaktır. İtalya'da da faşizm ortaya çıkıyor. Diyeceksiniz ki hocam İtalya ne alaka? Hani 1. Dünya Savaşı'nda yenen devletler safındaydı. Dolayısıyla bir Almanya gibi falan ezilmedi. Arkadaşlar evet İtalya yenen devletler safındaydı. Ama bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. İtalya 1. Dünya Savaşı'ndan mutsuz çıktı. Çünkü söz verilen şeyler kendisine göre yapılmadı. İstediklerini elde edemedi. Akdeniz'de çok güçlenemedi. Hep onu İngiltere engelledi. Hatta hatırlarsanız İzmir ve çevresi İtalya'ya söz verilmesine rağmen Yunanistan'a verilmişti Kurtuluş Savaşı sürecinde. İşte bu süreçte de İtalya'da 1. Dünya Savaşı'ndan duyulan memnuniyetsizlik faşizmi ön plana çıkartacak. Faşizmde de Benito Mussolini arkadaşlar. Benito Mussolini özellikle Scala Nutku çok ünlüdür. Scala Nutku'nda der ki devlet her şeydir der kısaca. E, devletten başka hiçbir şeyi kabul etmez. Peki politikası ne İtalya'nın? Bakın bu politikalar özellikle sorulabilir. İşte... E, Japonya'nın politikası, Almanya'nın politikası, İtalya'nın politikası. Ee, İtalya'nın politikası arkadaşlar bir büyük Roma hayali o eski Roma'yı yeniden canlandırmak. İki Akdeniz diyor bizim deniz diyor. Yani bütün Akdeniz çevresini e, tehdit eder. Hatta bütün Orta Doğu'yu tehdit eder konuma geliyor. İtalya'da da Benito Mussolini'nin iktidara gelmesinde kara gömlekliler denilen gençlik örgütü ünlüdür. Bakın İtalya'da kara gömlekliler Almanya'da kahverengi gömlekliler. Bir başka totaliter rejimde arkadaşlar İspanya'da İspanya'da 1936-39 yılları arasında bir iç savaş yaşanıyor. Bu iç savaşta Franco özellikle Alman ve İtalyan desteğini de alarak Hitler özellikle Franco'yu destekliyor. İç savaşı kazanıyor ve e, yanlış hatırlamıyorsam 1971'e kadar ülkeyi yönetecek faşist idareyi kuruyor. Arkadaşlar bakın İspanya İç Savaşı'nın çok önemli bir ayrıntısı detayı var. İç, İspanya İç Savaşı birçok askeri tarihçi tarafından. İkinci Dünya Savaşı'nın provası olarak görülür. Çünkü Almanya bu İkinci Dünya Savaşı'nda özellikle kullanacağı silahların birçoğunu önce burada denemiştir. Bu yüzden önemli. Fakat İspanya'nın yine şöyle de bir özelliği var. Her ne kadar bu iç savaş sırasında Alman, İtalya işte totaliter rejim olarak da bu ülkelere çok yakın olsa da İkinci Dünya Savaşı'nda tarafsız kalmıştır. Dikkat edin bunu da unutmayın. Bu da önemli bir detay olur. Arkadaşlar yine İkinci Dünya Savaşı'na gidiş sürecinde bu iki savaş arasında 1929'da kara perşembe yani 1929 ekonomik bunalımı yaşandı günümüz dahil dünyada yaşanmış en büyük ekonomik bunalım sayılıyor bu arkadaşlar Amerika'da başladı aslında Amerika'da borsada başladı ve bütün dünyayı etkiledi insanların hatta bu dönemde işte milyon dolarlık insanların bir anda yoksullaştığı ve büyük binaların üstünden kendilerini atarak intihar ettikleri söylenir. Burada nelere dikkat etmemiz gerekir? Kara Perşembe de zaten 1. Dünya Savaşı gibi bir savaştan çıkmış ee, Avrupa e, ülkelerinde özellikle yeni ülkelerde ekonomiyi yerle bir etmiştir. Bu da 2. Dünya Savaşı'nın önemli sebeplerinden biridir. Arkadaşlar Hoover Amerika'da Başkandı. Kara Perşembe'den sonra dünyayı rahatlatmak için borçları öteleme anlamında Hoover Moratoriumunu ilan etti. Hatırlarsınız hatta Hoover Moratoriumu Türkiye'nin de örnek alarak e, bu Fransa ile borçlar sorununu hallettiği e, moratoriumdur. Hani Türkiye'de de Fransa ile sorununu çözerken bu moratoriumu örnek alıp yeni bir yapılandırma yapmıştır. Yine John Steinbeck'in Gazap Üzümleri. E, bu dönemdeki işte halkın daha doğrusu ekonomik bunalımın halka yansımalarını, sosyal yansımalarını işleyen dönemin en önemli romanıdır arkadaşlar. Bu da soru olarak gelebilir. İki savaş arasında Pablo Picasso ön plana çıkar kübizm akımıyla. İşte Charlie Chaplin ön plana çıkar özellikle Sherlock karakteriyle. Hatta arkadaşlar Büyük Diktatör filminde Hitler'i eleştirir Charlie Chaplin ve Einstein bu dönemde izafiyet teorisini geliştirmiştir. Ya da diğer adıyla görelilik teorisi arkadaşlar. Burada Biraz aslında bu İspanyol Pablo Picasso'dan bahsetmek lazım. Bu kübizm biraz da arkadaşlar bu geometrik şekillerle resimler yapmak. Pablo Picasso'nun en ünlü e, tablo, tab, ressam ve heykeltıraş bu arada onu söyleyelim. En ünlü e, tablolarından biri Guernico tablosu. Şöyle yazayım Guernico tablosunun adı. Ee, yine bu İspanya iç savaş sonrası o süreçte işte bir Alman general işte İspanyollarla Pablo Picasso'nun sergisini gezerken Guarnico eserinin önünde duruyor ee, ve e, yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir ifade kullanıyor. Bu kimin eseri diyor. Pablo Picasso da gelip orada Alman generali şu ifadeyi kullanıyor. Bu sizin eseriniz diyor. Ee, Tabi Alman general şaşırıyor. Orada yıkılan bir İspanya kasabasını resmetmiş. Dolayısıyla aslında orada Alman generale işte bu iç savaşta kullandığınız e, mermiler, kullandığınız toplar, tüfekler e, bu kasabayı bu hale getirdi demeye çalışmıştır. Guarnico'da ünlü tablosu bu sayede bunu verelim. Arkadaşlar bakın bunlar hani sorulabilecek olanlar yoksa birçok gelişme var. Bunları özellikle ben seçtim aldım. Bir de bu zamana kadar yoktu bakın. Son 2 yıldır ÖSYM'e daha doğrusu MEP Çağdaş kitaplarını artık hakimiyet teorilerini koydu. Teo hakimiyet teorisi nedir? Dün işte diyor ki bazı teorisyenler, generaller vesaire bu işe kafa yoranlar çıkıyor. Dünyaya hakim olmak, dünya ticaretine hakim olmak, dünyaya egemen olmak istiyorsa bir ülke diyor. İşte denizlere egemen olmalı, bir tanesi kara, e Mekındır karalara egemen olmalı diyor. Şakleyen havalara egemen, havaya egemen olmalı diyor. Hatta günümüzde en geçerlisi bunun hava. Hava egemenliği, hakimiyet teorisi aslında günümüzde uzay egemenliği teorisine de doğurmuş. Bugün özellikle ABD ve e, Rusya başta olmak üzere hatta artık buna Çin'de katıldı, başka ülkelerde katıldı. Sürekli uzayda yeni keşiflerin peşindeler. Daha doğrusu aslında uzaya egemen olmanın peşindeler. Buradan arkadaşlar doğrudan bir soru gelir mi bilmiyorum ama ben özellikle şu... E, Kara hakimiyet teorisi üzerinde durmak istiyorum. Üç kara diyor burada. 3 kara. Asya, Afrika ve Avrupa'ya. Bu üçüne hakim olan bütün dünyaya hakim olur anlayışı var. Kara hakimiyet teorisini en çok benimseyen ülke. Hiçbir zaman unutmayın. Daha doğrusu. Grup diyelim şu anda doğrudan benimsemiyor çünkü Nazi Almanyasıdır arkadaşlar Nazi Almanyası özellikle bunu gerçekleştirmek için bütün Sovyet Rusya'yı vesaire işgale kalkışmıştır. Bu da önemli bir detay. Hava hakimiyet teorisini bugün hala en çok devam ettiren ve benimseyen ülkeler İngiltere ve ABD'dir. ABD'dir. Bunları unutmayalım. İlk bölüm bu şekilde. Geldik şimdi ikinci ünite. İkinci ünitemiz ne arkadaşlar? İkinci Dünya Savaşı. Çağdaş'ta. Ee, çağdaş'ta biliyorsunuz Mifer grup var. Antikomintern, çelik pakt ya da üçlü pakt olarak ortaya çıkıyor. Bakın antikomintern, çelik pakt, üçlü pakt. Bunlar üç devlet. Almanya, İtalya, Japonya. Sonra bunların ufak tefek katılımcıları olacak. işte Romanya gibi, Macaristan gibi, Yugoslavya gibi. Hatta bazıları bunların mecbur katılacak. Avusturya gibi mesela işgal ediliyor. O yüzden katılıyor. Müttefik grup ise İngiltere, Fransa, SSCB ve ABD'den oluşuyor genel anlamda. Böyle bir savaşa gidiyoruz. Artık dünyanın e, en çok kayıp verdiği savaşlardan biri. E, en çok kayıp verdiği savaş daha doğrusu en başta yer alıyor. Neden? Bakın. İkinci Dünya Savaşı'nın ana sebepleri, sebepleri şöyle sıralanır. Bir, Almanya. Almanya'nın sebebi ne? Versay. Almanya'nın amacı ne? Hayat sahası. Politikalar İkinci Dünya Savaşı'na giden yolu açıyor. Çünkü revizyonist davranıyorsun. İtalya'nın bizim deniz, İtalya'nın Roma hayali. İtalya'nın, Japonya'nın ortak refah alanı Asya Asyalılarındır e, politikaları. Milliyetler sınır sorunları. MC'nin yetersiz kalışı, 1929 ekonomik buhranı, totaliter rejimlerin hızla yükselişi. İşte nedir totaliter rejimler? Faşizm, nazizm, komünizm gibi rejimlerin hızla yükselişi bizi bu savaşa götürdü arkadaşlar. Yani genel anlamda 1. Dünya Savaşı'nın sonuçları 2. Dünya Savaşı'nın sebepleridir. Burada özellikle 2. Dünya Savaşı'na gidiş sürecindeki daha önce bunu sordular bu KPSS'de geldi. İngiltere Başkanı Başbakanı Chamberlain'in 1930'ların sonuna kadar e, ee, Almanya'ya yönelik uygulama, uyguladığı politikanın adı yatıştırma politikasıdır. Yani Almanya'ya 1938'e kadar hep şunu diyor. Tamam senin istediğin şekilde şunu değiştirelim, bunu değiştirelim. İşte bir takım değişiklikler oluyor. Fakat, e, hep şunu söylüyor İngiltere. Versay'ı biraz değiştirirsek, Almanya'dan aldıklarımızı biraz verirsek Almanya yatışır düşüncesinde. Fakat en son e, bütün işte e, Almanya'nın Çekoslovakya bölgesini işgal etmesi, sadece Südetler bölgesiyle yetinmemesi yatıştırma politikasının ne kadar yersiz olduğunu, Almanya'nın hiç durmayacağını, Hitler'in hiç durmayacağını göstermiş ve bu politikadan 1938 yılından itibaren vazgeçilmiş. Zaten sonrası da arkadaşlar savaştır. Bakın 2. Dünya Savaşı 1939 yılında başladı. 1945'e kadar 6 yıl sürmüş bir savaştan bahsediyoruz. Genel olarak 3 cephesi var. Avrupa cephesi, Kuzey Afrika cephesi, Asya cephesi. Avrupa cephesinde daha doğrusu bütün savaş Almanya'nın Polonya'yı işgaliyle başlar. 1 Eylül 1939 olması lazım. Bu süreçte çok garip aslında burada ilişkiler var. Ben hepsini almadım. İşte Almanya önce SSCB ile anlaşıyor Stalin'le. Polonya'yı ortak işgal ediyorlar. İşte bir taraftan Sovyet Rusya giriyor, bir taraftan e, Almanya giriyor. Hatta bu süreçte Baltık ülkelerine de yöneliyor iki ülke. E, i̇lk başta doğrudan SSCB'ye saldırmıyor. Kartal hücumu ile, Kartal hücumu ile Fransa, Belçika, e, Hollanda bölgesini işgal ediyor Almanya kartal hücumu. Ar şey pardon kartal hücumu diyorum arkadaşlar. Yıldırım harekatı, Yıldırım hücumu ya da Yıldırım harekatı. Kartal hücumu İngiltere'ye yönelik hava saldırıları. Yıldırım hücumu ise Almanya'nın bütün kara saldırılarına verilen ani, hızlı bir şekilde hareket etmesine dayalı hücumunun adı. Yıldırım harekatı diye geçer. Hızlı bir şekilde işte Fransa'yı, Belçika'yı, Hollanda'yı işgal edecek. Barbarosta harekatıyla 1941'den itibaren de Rusya'ya, Sovyet Rusya'ya dalacaktır. Ve bu hareket onun da sonu olacaktır arkadaşlar. Aynı tarihteki Napolyon'un hareketi gibi. Napolyon da nasıl Avrupa'yı tir, tir titretti. Fakat sonra Rusya'yı işgal etmek isteyince orada bir kaldı. Buradaki şartlar bir bakıma Napolyon'u bitirdi. Aynı şey Nazi Almanyası için de geçerli. Barbaros hareketiyle hızla ilerleyen Almanlar Stalingrad savunmasında özellikle efsanevi Sovyet Rus e, savunmasında durdurulmuş, sonra adım adım geriye çekilmeye başlamış 1943'ten sonra savaşın seyri dönmüştür. 1944'te Normandiya çıkarması yapıldı Fransa kıyılarına ve 7 Mayıs 1945'te Almanya teslim oldu arkadaşlar. Bakın 7 Mayıs 1945 Almanya'nın teslim olması. Burada bize sorulabilecek sorular: Savaş Polonya'yı işgal ile başlar? Ola ki Kartal hücumu İngiltere'ye saldırı, Yıldırım Harekatı Almanların genel olarak Avrupa'daki işgal planları, hızlı hareketleri, Barbarossa Harekatı Rusya'yı, Sovyet Rusya'yı işgal planları ama en çok sorulursa Normandiya sorulabilir arkadaşlar. Normandiya Fransa kıyılarından Almanları bitiren çıkarmadır bir bakıma. Müttefikler buradan çıkarma yaparak adım adım 1945 7 Mayıs 1945'te Almanları teslim almışlardır diyoruz. İşte Avrupa cephesi bu şekilde. Kuzey Afrika cephesinde ne var? Hatırlayın Libya İtalyanların elindeydi. Trablusgarp bölgesi. Ee, İtalyanlar Trablusgarp bölgesinden Mısır'a saldırdılar 1940'tan itibaren. Almanlar da bunlara yardım etti. Bu bölgede arkadaşlar 1943'te İngiltere ABD ilk çıkarmayı Afrika'dan yapacak. Dikkat edin ilk çıkarma buradan yapılacak. Ve ilk kapanan cephe olacaktır. 1943'te cephe başarılı olacak. Ee, en son işte 1943'ten itibaren hatta Mussolini iktidardan devrilecek. En son 1944'te Roma'da teslim alınacaktır. Bu ilk kapanan cephe. İlk kapanan. Demek ki bakın. Mifer grup içinde ilk teslim olan İtalya. Kesinlikle unutmayın. Bir de Asya boyutu var. Asya boyutu nasıl başlar? Japonların Pearl Harbor'a baskınıyla başlar arkadaşlar. Pearl Harbor baskını filmleri de yapıldı biliyorsunuz çok meşhur. Ee, Japonların Pearl Harbor denilen yerde ABD donanmasını imha etmesidir kamikazelerle. Bundan sonra ABD savaşa girer. Biliyorsunuz hem 1. Dünya Savaşı'nın hem 2. Dünya Savaşı'nın ABD masum çocuğudur. Kendisine saldırı olunca savaşa girer. Bakın ikisinde de aynı sistemi görüyoruz. 1. Dünya Savaşı'nda da hatırlarsanız Alman denizaltılar, Alman gemiler eee ABD ticaret gemilerine tırnak içinde söylüyorum saldırınca ABD savaşa girmişti. Burada Mercan Denizi, Midway, Leyte savaşları var. Bunlar deniz savaşları. Bu savaşlarda özellikle arkadaşlar ABD ve İngiltere Japonlarla savaşıyor. Bu savaşlarda müttefik kuvvetler galip geliyor. Daha sonra 6 Ağustos 1945'te Little Boy yani küçük çocuk 9 Ağustos 1945'te Fatman yani şişman çocuk adıyla iki tane atom bombası atılıyor Japonya'ya ve Japonya teslim olan son miğfer devleti olacak kapanan son cephe olacaktır. Bakın ilk kapanan cephe Kuzey Afrika son kapanan cephe. Japonya cephesi yani Asya ya da Uzak Doğu cephesidir. Bunlara dikkat ediyoruz. Şimdi geldik bazı kavramlar çok önemli arkadaşlar. Bu kavramları doğrudan sorabilirler. Ben hepsini almadım. Çok fazla kavram var ama bunlar sorulabilecek kavramlar nedir? Ançullus olayı sorulabilir. Mesela nedir? 1938'de Almanya'nın Avusturya ile birleşmesine Ançullus olayı denir. Daha doğrusu Hitler Avusturya'ya girer. Biz Avusturya ile birleştik der. Biliyorsunuz Versay'da Almanya Avusturya birleşmeyecek diye bir hüküm vardı. Neden diyeceksiniz? Bunların hepsi Cermen ırkı. O yüzden arkadaşlar Maginot hattı Fransızların ünlü hattıdır. Almanları durdurmak için kurdukları hat. Fakat Hitler bu hattı çok kolay geçmiştir. Kartal hücumu ee, Almanların İngiltere'ye hava saldırısının adıdır, başarısız hattır. Kamikaze Japonların intihar uçaklarıdır. Kristal Gece ya da Kasım Kıyımı diye bilinir arkadaşlar. Kristal Gece ya da Kasım Kıyımı ee, Almanların e, Yahudilere yönelik ünlü, e, daha doğrusu birçok kişiyi öldürdüğü o en kanlı gece olarak bilinir. Sinagoglar yakılmış, Yahudi işyerleri yakılmış. Birçok Yahudi bu gecede öldürülmüştür. Yani sayıları savaş durumunda çok sağlıklı verilmiyor. Eniak ve Mark 1 2. Dünya Savaşı sürecinde geliştirilen bilgisayarların adı, adı. Özellikle askeri teknolojide kullanılmış. Polonya sendromu diye bir sendrom var. Hatta bu sendrom Türkiye'yi de ilgilendiriyor sevgili arkadaşlar. Türkiye de bu sendromu yaşıyor çünkü. Polonya sendromu nedir? Doğudan Sovyet Rusya'nın batıdan ise Almanya'nın iki taraftan birden işgal etmesidir. Yani ne tarafa gidersen git iki taraftan da işgal edileceksin. Böyle bir senkromu Türkiye nasıl yaşıyor? Türkiye 2. Dünya Savaşı'nda biliyorsunuz e, savaşa katılmıyor, girmiyor, ısrarla savaştan uzak duruyor. Fakat hep şu korkuyu yaşıyor. Almanlar batıdan... Yukarıdan Karadeniz tarafından da Rusların Sovyet Rusların saldırısına uğrayabilir. Çünkü ikisi de güven vermiyor bu süreçte. Buna biz Polonya sendromu diyoruz. Bir de Nürnberg, Tokyo mahkemelerini bilin. Mesela Roma yok arkadaşlar ama Nürnberg ve Tokyo'da savaş suçluları mahkemeleri kurulmuş. Nürnberg Almanya'da, Tokyo Japonya'dadır. Burada savaş suçluları e, idama mahkum edilmiştir. Sevgili arkadaşlar, olaki sorarlar Alman işgalleri bakın Fransa, Baltık, Polonya, Norveç, Belçika, Yunanistan, hatta Girit Adası, adaların tamamı, Danimarka, Hollanda. İtalya işgalleri Yugoslavya, Arnavutluk, Yunanistan'ın bir kısmı. Japonya'nın işgalleri Çin ve Mançurya bölgesi. Mançurya dediğimiz yer Kore'dir. Bugünkü Kore'dir sevgili arkadaşlar. Geldik 3. bölüm. 2. Dünya Savaşı yıllarında konferanslar, toplantılar arkadaşlar aslında 50'nin üzerinde irili ufaklı toplantı konferans var. Bunlardan en önemlilerini aldık. Burada özellikle bakın ben size işaretleyeceğim. Şunlara çok dikkat edin. Geçmişte hem soruldu yine sorulabilecek olanlar. Mesela Kubek'te sorulmuştu. Şöyle baktığımda Kahire sorulabilir, Yüzdeler Anlaşması sorulabilir, Yalta sorulabilir. San Francisco ben zaten sorulabileceklerim ve sorulma biçimine göre ayrıntılarıyla birlikte aldım. Mesela Yalta, Postdam bunları ayrıntılarıyla birlikte bilin sevgili arkadaşlar. Hatta Atlantik bildirisini de ayrıntılarıyla bilin. Şimdi kısa kısa gidelim Atlantik bildirisi nedir? 1941'de Roosevelt ile... Churchill bir araya geliyorlar. Ondan sonra Roosevelt bir bildiri yayınlıyor. ABD başkanı arkadaşlar. Ne diyor? Aslında bu bakın ÖSYM e bu tür soruları sever. Birinci Dünya Savaşı'ndaki Wilson ilkelerine benzer. Dikkat edin. Birinci Dünya Savaşı'ndaki Wilson ilkelerine benzer. Savaş sonrası toprak kazanılmayacak. Uluslararası işbirliği için BM adlı bir kuruluş kurulacak. Yani BM demiyor burada da uluslararası işbirliğine önem verilecek. Dolayısıyla BM'nin ilk adımı budur. Birleşmiş Milletler'in. E, silahsızlanma çağrısı var, self-determinasyon çağrısı var. Nedir self-determinasyon? Her halkın kendi geleceğine kendisinin karar vermesi. Hatırlarsanız bu Wilson ilkesinde de vardı. Yine eşit hamlette serbest ticaret, dünya kaynaklarından eşit faydalanma gibi e, denizlerin işte ser denizlerde serbest ticaret yapılması gibi hükümler var. Arkadaşlar bakın ÖSYM'e bir bunun Wilson'la benzerliğini hani örnek vererek sorabilir Wilson'a benzer şeklinde iki içeriğini sorabilir içeriğinde bunlar var. Hiçbir zaman unutmayın BM'nin ilk adımı bu. İlk kez burada yapılıyor. Zaten Atlantik Bildirisi BM Bildirisi adıyla 1942'de yayınlanıyor tekrar. BM bildirisine dönüştürülüyor. Kazablanka konferansı var. Bu neden önemli? Bu da Roosevelt ve Churchill arasında bir konferans. Türkiye'ye savaşa girmesi yolunda ilk baskı bu konferansta yapıldı ve bu konferansta zaten Kuzey Afrika cephesi kapanmıştı. Sicilya'ya çıkarma yapma kararı alındı. Bu açıdan önemli. Washington konferansı ee, sorulur mu bilmiyorum ama savaş sonrası barışı koruma sorumluluğu ABD, İngiltere, SSCB, Çin'e verilecek diye bir karar alınıyor. Biliyorsunuz bunların içine daha sonra Fransa'da girecek bu saydığımız devletler kurulacak olan Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olacaktır. Kubek Konferansı arkadaşlar Kubek Konferansı Normandiya'da çıkarma yapılması kararının alındığı konferanstır. 1943'te 2. cephenin Normandiya'da açılması kararı, çıkarmanın Normandiya'da yapılması kararı veriliyor. Ve bu çıkarmanın başkanlığını da ABD Genel Kurmay Başkanlığı yapacaktır. 2. Kahire Konferansı daha çok bizim için önemli sevgili arkadaşlar. Bu konferans Roosevelt, e, Churchill ve İnönü arasında oluyor. E, ve ilke olarak ihtiyaçların karşılanması durumunda e, Türkiye'nin savaşa dahil olacağı burada kabul ediliyor. Yani inönü artık baskılara dayanamıyor diyor ki tamam biz savaşa girelim ama orada şöyle bir kurnazlık yapıyor arkadaşlar çok ciddi bir ihtiyaç listesi, hazırlık listesi veriyor. Bütün bu liste karşılansın heyetler diyor bizim askeri ihtiyaçlarımızı. Karşılasın, ondan sonra savaşa girelim diyor. Bu Türkiye'nin katılması açısından önemli. İkinci Moskova Konferansını doğrudan sormak yerine burada yüzdeler anlaşması gelebilir. Bu Churchill ile Stalin arasındaki bir e, görüşmedir. E, 1944'ten 43'ten itibaren Almanya'nın geri çekilmeye başlamasıyla Almanya'nın doldurduğu boşluğu bu sefer Stalin yani Rusya doldurmaya başladı. Sovyet Rusya ve e, girdiği yerlerde de kalıcı olmaya başladı. İşte komünist idareyi kurmaya başladı. Bir bakıma Balkanlara ve Doğu Avrupa'ya hakim olmaya başladı. Bundan rahatsız olan İngiltere e, Churchill e, İngiliz Başbakanı Stalin'le bir anlaşma yapıyor. Doğu Avrupa ve Balkan ülkelerinde nüfuz alanlarını belirliyorlar. Hani yani mesela yüzde %50'si e, İngiltere nüfusunda %50'si işte Sovyet Rusya nüfusunda olacak gibi böyle paylaşıyorlar. Kiminde %75 %25. Buna yüzdeler anlaşması denir. Yüzdeler anlaşmasının tanımını verip kendisini sorabilir veya hangi ülkeler yapmıştır gibi bir soru sorabilir. İngiltere ve SSCB yapıyor. Unutmayın. Yalta San Francisco ve Postdam konferansları içeriği ile sorulabilir arkadaşlar. O kadar önemli. Yalta konferansı 1945 artık savaşın sonları geliyor. Roosevelt, Churchill ve Stalin arasında yapılıyor. Ee, bu Burada Almanya'nın dört işgal bölgesine ayrılması, Almanya'nın sanayisinin yok edilmesi, savaş suçlularının yargılanması, Polonya'da özgür, özgür seçimlerin yapılması, Boğazlar'da SSCB lehine değişiklik Bakın burada e, Stalin e, Boğazlar Bölgesi'nde kendi lehine değişikliği artık müttefiklerine de kabul ettiriyor. BM Güvenlik Konseyi'nin veto hakkının verilmesi yani BM ile ilgili kararlar da var burada. Yine kurulacak olan e, BM'ye Birleşmiş Milletler'e mifer gruba savaş açanların e, katılması. Daha doğrusu San Francisco Konferansı'nda Birleşmiş Milletler kurulacak. Ee, kararı veriliyor bunun San Francisco Konferansı'na sadece e, minfer devletlere savaş açan devletler katılabilecektir. İşte burada dikkat. Türkiye Yalta Konferansı'nda alınan bu karar gereği savaşın sonunda kağıt üzerinde ilk e, kağıt üzerinde yani fiilen savaşa girmedi. Almanya ve Japonya'ya savaş ilan etmiştir. Dikkat sırf San Francisco Konferansı'na katılmak yani BM'nin kurucu üyesi olmak kendini güvenceye almak için. San Francisco Konferansı BM'nin kurulduğu e, konferanstır. ABD, Çin, İngiltere, Fransa ve SSCB 5 devlete güvenlik konseyinde daimi üye yetkisi verilmiş ve daimi üyelere veto hakkı tanınmıştır. Bunlar da sorulabilir. San Francisco Konferansı'nda da Türkiye var. Postdam Konferansı ise artık Almanya savaştan çekildi. Sadece Japonya kalmışken artık savaştan sonra aslında Avrupa'daki savaş bittikten sonra toplandı. Ee, buraya Stalin yani Sovyet Rusya, Truman, ABD, artık Roosevelt yok. Churchill var ilk başta konferansın ilk döneminde. Sonra Churchill seçimi kaybettiği için İngiltere adına Ethel katılacak. Herhalde bu kadar ayrıntılı sormazlar. İşte arkadaşlar Postdam Konferansı aslında Soğuk Savaş'ın ayak seslerinin de duyulduğu konferanstır. Bu Almanya teslim olunca artık son toplantıdır Postdam Konferansı. Almanya ve Avusturya'nın dört işgal bölgesine ayrılmasına, Almanya'ya sınırlamalar getirilmesine, Nazi liderlerinin yargılanması, İtalya ile yapılacak barışa öncelik verilmesine, Fransa'nın Alsace-Lorraine, Çekoslovakya'nın da Südet bölgesini geri almasına burada kararlaştırılıyor bakın burada. Şimdi benim buradaki soru adaylarımdan biri şu. Her zaman da bunu söylüyorum. 4 işgal bölgesine ayrılan ülkeler sorulabilir ki biri Almanya biri Avusturya'dır. Bunu kesinlikle unutmayın. İşte arkadaşlar konferanslar bunlar. Bakın konferanslarda söylediklerime çok çok dikkat edin. Evet 2. Dünya Savaşı'nın son dönemi artık. Savaşın sonuçları arkadaşlar savaşı müttefikler kazandı. Nazizm, faşizm tasfiye oldu savaştan sonra. Paris konferansı düzenlendi. Hatırlayın, 1. Dünya Savaşı'nda da Paris konferansı vardı. Hatta 1947'de de Paris Antlaşmaları imzalandı yenilen devletlerle. İtalya Afrika ve 12 adaları kaybetti. Almanya, Avusturya 4 işgal bölgesine ayrıldı. Komünizm hızla yayıldı. Bakın, iki totaliter rejim bitti ama bir totaliter rejim çok ciddi güç kazandı. Sömürgecilik çözüldü hızla. İki kutuplu dünya ortaya çıktı. Avrupa'nın dünya siyasetindeki ağırlığı bitti. ABD'nin ağırlığı başladı. ABD ve SSCB kutuplu dünya başladı. Biz buna soğuk savaş dönemi diyoruz. Nükleer silahlar ilk kez e, 2. Dünya Savaşı'nda kullanıldı. Dikkat arkadaşlar! 1. Dünya Savaşı kimyasal silahlar, 2. Dünya Savaşı nükleer silahlar. Ve... BM bu savaş sonunda kurulan uluslararası yeni örgüt günümüzde de biliyorsunuz devam ediyor. Hatta BM demişken arkadaşlar BM ile ilgili şunlara hemen bir dikkat edin. Bakın şu kutuya çok çok dikkat edin. İkinci Dünya Savaşı sürecinde hangi konferanslar Birleşmiş Milletlerle ilgilidir? Atlantik bildirisi ilgilidir. Atlantik bildirisi ilk fikrin geçtiği yerdir. Zaten 1942'de Atlantik bildirisi BMMM bildirisine dönüştürülmüş yayınlanmıştır. Dumbarton Oaks konferansı var 1944'te bu. Dört e, devlet Çin, Rus, e, Sovyet Rusya, ABD ve İngiltere yetkilileri Dumbarton Oaks konferansında Birleşmiş Milletler Anayasası'nın metnini e, tüzüğünü hazırlıyorlar. Bu açıdan önemli. Yalta Konferansı'nda Birleşmiş Milletler'e üye devletlerin kimler olabileceği hakkında karar var hatırlarsanız. Yine San Francisco Konferansı da Birleşmiş Milletler'in doğrudan kurulduğu konferanstır. Burada bakın şöyle soru gelebilir. İkinci Dünya Savaşı sürecinde işte e, yukarıdakilerden hangileri birkaç tane verir 1, 2, 3 diye bunlardan hangileri doğrudan Birleşmiş Milletlerle ilgili kararların alındığı konferanslardır, toplantılardır diyebilir. Dikkat edin. Geldik 2. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye. Türkiye nasıl bir yol izledi? Dış politikası nasıldı? İç politikası nasıldı? Arkadaşlar önce şunları bir söyleyelim. 2. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye'nin Cumhurbaşkanı İnönü. Başbakan ilk başta Refik Saydam 1942'ye kadar 42'den sonra Ş Şükrü Saracoğlu. Dışişleri Bakanları ise ilk başta Şükrü Saracoğlu, Numan Menemencoğlu ve en sonunda da Hasan Saka. Bu kadar herhalde detaya girmezler ama İnönü dönemini bilin arkadaşlar. Peki dış politikada nasıl bir durum izledi? Şunu hep söylüyoruz arkadaşlar. Türkiye aslında tarafsız kalmadı. Savaşa girmedi. Bakın Tarafı belliydi Türkiye'nin. Neydi tarafı? Batıcı ve statükocu. Revizyonist devletlerden yana değildi. Dünya barışını korumaya çalışıyordu. İki taraftan da baskı gördü Türkiye. Özellikle 42'ye kadar mifer grup Türkiye'ye çok baskı yaptı. Almanya en başta arkadaşlar Türkiye'ye sürekli savaşa girmesi yönünde baskı yaptı. 42'den sonra ise müttefik grup baskı yaptı. Türkiye buna rağmen savaş dışı kaldı. Aslında daha savaş başlamadan 1939'da Ankara Paktı ya da Üçlü İttifak adıyla Türkiye, İngiltere ve Fransa ile bir antlaşma, pakt, ittifak imzalamıştı. Hatta işte daha sonra İtalya Savaş'a girince İngiltere ve Fransa Türkiye'ye baskı yaptı. Bak İtalya Savaş'a girdi sen bu antlaşmaya göre savaşa girmek zorundasın dediler. Fakat Türkiye buna rağmen çeşitli bahanelerle savaş dışında kaldı. Türkiye bu süreçte Almanya ile hem ticaret hem saldırmazlık. Bulgaristan ile saldırmazlık. Çünkü Bulgaristan da arkadaşlar mifer gruba dahil olacak. Revizyonist davranıyor. Yani Türkiye'nin Bulgaristan'dan da çekincesi var. Yine e, hatta SSCB ile eski antlaşmayı teyit eden görüşmeler yapılıyor. E, Fakat Türkiye bu süreçte her ne kadar her ülkelerle iyi geçinmeye çalışması da 23 Şubat 1945'te dikkat. Almanya ve Japonya'ya savaş ilan etti. Burada hangi devlet yok biliyor musunuz arkadaşlar? İtalya yok mesela Mifer grupta olmasına rağmen çok dikkat bakın. Bizi yanıltmak adına şöyle bir soru gelebilir. Verir bir Almanya 2 İtalya 3 Japonya. Türkiye 2. Dünya Savaşı'nın sonlarında. işte San Francisco konferansına katılabilmek için yukarıdaki Mifer devletlerden hangilerine savaş ilan etmiştir? Arkadaşlar İtalya zaten 1943'te teslim olmuştu. Dolayısıyla İtalya'da savaş bitmişti. İtalya'ya bir savaş ilanı yok. Almanya ve Japonya'ya kağıt üzerinde savaş ilan etti. Bir de arkadaşlar dış politikada özellikle Türkiye'nin görüşmeleri var. Adana Yenice'de İnönü ile Churchill'in bir görüşmesi var. O meşhur şimdi hikayesini çok anlatmayayım ama vagonda görüşüyorlar. Demir yolunda. Yenice istasyonunda. Hatta orada Churchill biraz ukala bir tonla Türkiye'ye bakın bu sefer doğru tarafta olun. Hani geçmişte 1. Dünya Savaşı'nı kastederek Almanların yanındaydınız ve yenildiniz. Ee, i̇nönü de orada yine e, onların doğru yan olmadığını çok net bir şekilde onlara anlatıyor. Bir de 1. Kahire Konferansı var. Bu Kahire Konferansı'nda Dışişleri Bakanı Menemençoğlu ile Eden görüştü. Hani burada baskı devam ediyor. Zaten çok kısa bir süre sonra ikinci Kahire konferansına inönü giderek Churchill ve Roosevelt konuşmuş. İlke olarak 2. Dünya Savaşı'na girmeyi aslında burada kabul etmiş. Fakat demiştir ki bizim ihtiyaçlarımız var bunları karşılayın. Peki iç politikada nasıl durumlar var? Tabi savaş durumundasınız. İç politikaya da bunun yansımaları çok olur. Özellikle ekonomik yansımaları. CHP içinde çeşitli muhalefet ortaya çıkıyor. Özellikle CHP içinde biraz da muhalifi kon, muhalefeti e, kontrol etmek ya da şöyle söyleyelim. Hükümeti denetlemek adına müstakil grup diye bir grup oluşturuluyor 1939'da. CHP'nin kendi içinde oluşturduğu bir muhalefet aslında. Sansür uygulamaları var. Savaş durumundan dolayı hükümete geniş yetkiler tanıyan Milli Korunma Kanunu çıkıyor. Hatta bu Milli Korunma Kanunuyla beraber Devlet arkadaşlar özellikle kara borsacılıkla mücadele edecek. Ee, buraya yazmış mıyım bilmiyorum ama karne uygulaması yapılacak bu dönemde. Ekmeğe başta olmak üzere birçok şeye İstanbul ve Ankara e, başta olmak üzere karne uygulamasıyla verilecek. 44'te bir Turan davası var bu süreçte. 44'te Turan ya da Türkçülük davası. Özellikle bu Zeki Velidi Togan'ın e, ve önemli bilim adamlarının da yargılandığı bir dava. Bir bakıma e, Türkçüler, milliyetçiler e, burada... Pasifize edilmeye çalışılıyor çünkü dikkat edin arkadaşlar artık savaşın sonları SSCB ile iyi ilişkiler kurmak isteniyor. SSCB'ye e, onu pek de kızdırmak istenmiyor çünkü Türkçüler, Turancılar özellikle Kafkas kökenli bilim adamları doğrudan SSCB'nin e, denetimindeki Türkistan ile hareket ilgili hareketleri destekliyorlar. Petrol ofisi kuruluyor. Varlık vergisi var. Bakın burada petrol ofisini falan sormazlar arkadaşlar kolay kolay. Ama şu varlık vergisi sorulabilir. Varlık vergisi zenginlerden alınan vergi bu dönemde ekonomiyi düzeltmek için 1942'de çıkartılmış, 44'e kadar uygulanmış. Hatta bu vergiyi veremeyenler aşıkalede falan taş ocaklarında çalışmaya zorlanmış. Saraçoğlu hükümeti çıkartmıştır varlık vergisini ve uygulamada daha çok azınlıklara yapıldığı için azınlıklara yönelik uygulandığı için hem iç basında hem de dış basında çok tepkiler çekmiştir ve hakkında çok da kitap yazılmış bir uygulamadır arkadaşlar varlık vergisi ola ki sorulabilir seferberlik ilan ediliyor ticaret ofisi Angarya çok artıyor bu dönemde özellikle Angarya faaliyetler eee bir tedbir olarak çakmak hattı kuruluyor Çatalca bölgesinde. Dönemin genel kurmay başkanı Fevzi Çakmak arkadaşlar onun adıyla anılır. Olası bir Alman saldırısında, Alman ve Bulgar saldırısında İstanbul'a batıdan gelecek saldırılarda bir bakıma bir hat oluşturuluyor İstanbul'u korumak için. Karartma geceleri uygulanıyor. Karartma uygulaması yapılıyor. Çünkü olası çünkü adalara kadar arkadaşlar Almanlar gelmiş durumda. Adalardan olası hava saldırılarına karşı geceleri şehirlerde ışıklar yakılmıyor. Yine özellikle Karadeniz'de gemi seferleri durduruluyor. Köy enstitüleri bu dönemin iç politikadaki eğitim gelişmelerinden biri. İşte arkadaşlar Türkiye'nin politikaları bunlar. Peki aklımızda bir takım deli sorular olursa neler olur? Bazı bir tanesini söyledik mesela kara hakimiyet teorisini uygulamaya çalışan özellikle Nazi Almanya'sı hani ilginç bir soru olur. Türkiye hangi ülkelere savaş ilan etti? Bunu da söyledik. Almanya, Japonya. Hangi ülkeler 4 işgal bölgesine ayrıldı? Almanya, Avusturya. Hemen burada bir detay daha vereyim arkadaşlar. Avusturya işgale uğramış dost ülke diye tanımlanmıştır müttefikler tarafından. İşgale uğramış dost ülke. Yani biz sizi işgal ettik ama bir süre sonra bırakacağız. Burada dikkat bakın şöyle bir soru sorabilir. Bir Almanya, iki Avusturya, üç İtalya. Üçünü de verir. Bunlardan hangileri müttefik kuvvetlerce dört işgal bölgesine işte 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ayrılmıştır diyebilir. İtalya'da miğfer grupta olduğu için birçoğumuzun e, aklına acaba İtalya'da ayrıldı mı diye gelir. Hayır arkadaşlar. İtalya dört işgal bölgesine falan ayrılmadı. Sadece faşizm tasfiye edildi. E, Trablusgarp yani Afrika'daki topraklarını ve Akdeniz'deki bir takım üstünlüklerini kaybetti o kadar. Savaş şartlarında hükümete geniş yetkiler veren kanun sorulabilir. Milli korunma kanunudur bu. Refah faciası nedir? Savaş döneminde Türkiye ile ilgili bu özellikle arkadaşlar. 1941'de Türkiye'nin İngiltere'deki siparişlerini almaya giden Şileb'in batırılmasıdır. Hatta bu Şileb'i yanlışlıkla Vichy hükümeti denizaltısı batırdığını ilan ediyor. Bu Vichy hükümeti kim? Ee, Almanların Fransa'da kurdukları kendi yanlısı hükümet hani Fransa'yı işgal ettikten sonra e, tahminen hani İngiltere'ye siz e, sipariş ettiğiniz uçakları ve gemileri almaya gidiyorsunuz. Do Dolayısıyla hani burada Vichy hükümetinin yan yani Alman yanlısı bir hükümetin e, yanlışlıkla batırdığı düşüncesi biraz da e, abes gibi geliyor, yanlış gibi geliyor. Yani bilerek batırılmış gibi geliyor dönemin politikaları gereği. 168 olması lazım. Şehit var bu olayda da. Von Papen suikasti olayı var. Bu Von Papen arkadaşlar çok meşhur. 2. Dünya Savaşı sürecindeki Almanya'nın Ankara Büyükelçisi. Ve Von Papen ölmüyor ama Von Papen'e bir suikast girişimi var. E, saldırı girişimi Ankara'da. Bu olay tam aydınlatılamıyor. Sovyetlerin yaptığı sanılıyor. E, bu da önemli bir detay aslında. Burada Almanya ile Türkiye'nin tam da bu dönemde arası çok iyi. Hatta ben size söylemedim bakın şunu özellikle söyleyeyim. Türkiye 1944'e kadar hani bu kadar ekonomik sıkıntının içinde Almanlara krom satışı yapıyor çünkü Krom askeri teknoloji açısından çok önemli ve bundan da ciddi şekilde kendi ordusunu modernize ediyor. Her şeye rağmen hazırlanıyor ve muhtemel ki Almanya ile Türkiye'nin arasını açmak adına, kendi yanına çekmek adına yapılmış bir girişim olsa gerek. Yine Sutruma faciası var bu dönemde. Bu da ön plana çıkar. Sutruma faciası nedir? Arkadaşlar bu Sutruma faciası da 700'ün üzerinde olması lazım. 700 800 tane Yahudiyi taşıyan Sutruma gemisi bir süre saray e, burnu açıklarında bekletiliyor. Hani Yahudiler Romanya'dan bir bakıma Almanlardan kaçan Yahudiler Romanya'dan Filistin bölgesine göç ediyorlar. Fakat bunlar geçirilmiyor. Bu geminin geçişine izin verilmiyor. Bir süre Türkiye'de bekliyor. Tabi Türkiye'de diken üstünde. Ne yapacağını bilmiyor. Ve bu gemi Şile açıklarında arkadaşlar uzun süre bekledikten sonra tam aydınlatılamamış bir olay batırılıyor. Bir denizaltı tarafından. Kimin batırdığı hala tam net değil. Ee, karne uygulaması özellikle hangi şehirlerde? Bakın öncelikle İstanbul ve Ankara'da uygulandı. Bir de arkadaşlar çok ilginç bir detayı aldım ben size. Çok ilginç bir detay. Japonya en son teslim olan ülkeydi biliyorsunuz. Japonya'nın teslim olma şartlarından bir tanesi, hani başka şartlar da var ama bir tanesi çok ilginç geldi bana. Ne o da ne? İmparatora dokunmamak şartıyla teslim oluyorlar. Bakın Başta bir imparator var. Hani savaş suçlusuyla en başta o sava savaş suçu ise en başta o savaş suçlusu olması gerekiyor. Ve Japon imparatoru hiçbir şekilde Tokyo mahkemelerinde yargılanmayacak. Başbakan, diğer hükümet üyeleri, generaller hepsi yargılanıp idam edilecek. İmparatora dokunulmayacak. Bu neden biliyor musunuz arkadaşlar? Genel kültürümüz olsun. Japonya'da imparatorlar özellikle tanrının oğlu gibi bir ünvana sahiptir. Hani merak edenler araştırabilir. İlginç bilgiler vardır. Hoş kalın, hoşça kalın, tarihle kalın.